Pasta için 2 paket kedi dili, 1 litre süt, 1 paket labne peyniri, 1 paket süzme yoğurt, 1 kavanoz çilek reçeli, 1 kasede çileğe ihtiyacımız var. Hem reçelini kullanacağız hem çileği kullanacağız. Evet. Bir evde efendim çok iyi yemek yapan ve çok iyi şarkı söyleyen. Değil mi? Vallahi artık o sizin takdiriniz. Ya ama şarkı çok iyiymiş. Böyle samimi olsun dedik, tatlış bir şey olsun dedik. Güzel. Yaz güzel. Hatırlatsın bize. Hatırlattı zaten. Yaz gelsin artık. Özlüyoruz giderken hemen. Aynen. Olur. Kaşık da olabilir. Evet, anlatarak yapalım. Evet. Kedi dillerimizi alıyoruz, sütle ıslatıyoruz. Yaşlar yakın mı? 1,5 yaş var aramızda. Arka arkaya olmuş. Benziyorsunuz da. Çocukken daha da benziyorduk. İkiz zannediyorlardı bizi. Evet. Ben daha açık tenliyim. Tuğba daha koyu tenli. Ama böyle ikiz gibi büyüdük. İzmir'in güzel kızları. Aynı güzel. Sağ olun. İzmir'e selam olsun buradan. Evet. İzmir'in namı güzel kızları. Ay bak. Diyorsunuz. Ne yapacağız bu programdan sonra? Ne yapacağız? Ne kadar mutlu olduk bugün. Biz güzel başladık pazartesine. Değil mi? Ne güzel. Rabbim herkesin pazartesini sizinle güzel kılsın inşallah. Bütün böyle derslerden, sıkıntılardan, streslerden arınmış, bolluğu ama hayatı ne kadar kaliteli yaşıyoruz. Sadece tek başına değil aslında, karşılıklı olarak kaliteden bahsetmek gerekirse, yani hep kendime değil, Rabbena ait bana değil de biraz da çevremize verebildiklerimizde aslında bir yerde bu güzellikleri elde etmiş oluyoruz. İnsan bir de açıkçası gönlünün ekmeğini de yiyor. Aynen öyle, kalbin ekmeği. Evet. Şimdi süt, baktım, ben, sütle ıslattık ve bunu iki kat yapıyoruz. Hı-hı. İki katın üzerinde güzel olmuyor. Oraya ne koyduk? Buraya labne ve süzme yoğurt. Bunu bir paket süzme yoğurda, bir pakette labne çok koyuyoruz. Güzel. Yani 6 kaşık yapıyor aslında çorba kaşığıyla. 6'şar kaşık koyuyoruz. Birebir ölçek diyebiliriz aslında. Tamam. Hem besleyici hem çok lezzetli. Özellikle de özellikle de yazın çok çok güzel oluyor. Değil mi? Serin pasta. Meyveli. Ve evdeki malzemelerle aslında biliyorsunuz malum reçeller yapıldı. Pekmezlerimizi hazırladık. Elinizdeki bu güzellikleri değerlendirmek için hem böyle pratik, damakları şenlendirecek hem de gerçekten çocukların besleyici. Da hoşuna gideceği besleyici bir tarif hazırlamak isterseniz muhteşem olur. Ben de bir pasta yaptım. Sosyal medya yıkıldı. Gördüm. Tarif. Onu mutlaka yayında yapalım. Yapalım. Yani onu tamamen ben böyle sallama yaptım. Ama bu aşırı bazen mutfağı gerçekten ama onlar daha güzel oluyor sanki. Efsane oldu. Ve dünden beri DM yıkılıyor yani. Nermin abla, Nasıl? Limon. Evet. Cuma günü yapalım. Aşırı güzel oldu. Gece kalkıp 12'de yer mi insan yedim yani. Gece bizde de yasak bu hafta bana biliyorsunuz. Şey yapalım. Deneyelim Tuğba'yla. Evet ya, süt ürünleri yasak. Evet. Akşam gece 12'de sayfaya koymak zorunda kaldım. Çünkü istediler yani. Ben gördüm izledim. Kaydedelim. Oy, ama tadı çok güzeldi. Çok merak ettim. Bu arada bu pastanın mimarı sevgili komşum Neşe'ye de buradan öpücüklerimi yolluyorum. komşu çok açmış. Aynen, ben o konuda çok şanslıyım. Güzel tarifleri birlikte paylaşıyoruz. Kalorilerine dikkat ediyoruz. Evet. Besleyici olsun istiyoruz. İstiyoruz da istiyoruz. Çok güzel şükür. Olsun, az kalorili olsun. Ondan besleyici olsun. Besleyici bizi doyursun. İstiyoruz da. Değil mi? İstiyoruz da işte olsun ya. Yapıyoruz. Kadın milleti gerçekten isteyince çok güzel bir şekilde kilo verebiliyor. O yüzden ben kadınlara güveniyorum efendim. Şekil Ağa'da bir hafta 10 gün içinde 7 kilo vermeyi başaran bir kadın olarak da herkes yapar. Ama sen çok dikkat etsin onunla. Mesela dikkat bu ara benim hiç öyle bir niyetim gerçekten yok. Gerçekten dikkat ediyorum. Ben evet, dikkat edin. 36 beden oldum. Maşallah diyeyim. 36 beden oldum yani. Evet, mutlusunuz zaten, ben inanıyorum. Ha? Serpil'in mor saçını görmem mi? Görmem mi? Kimse burada mi? bak. Yükselmemiş mi? Mor civertlenmiş. İşte şans, bereket. Babaanne olacaksın diyorlar, hala saç boyuyorsun diyorlar. Ne diyeceksin Serpil? Olabilir, babaanne de olabilirim. Evet. Hiç sıkıntı renkli değil ama ne yapayım? Şey. Ruhum böyle, sen biliyorsun işte. Tabii.
Bizim kadın rahmetli dedi, babaannemiz çok enteresan bir kadındı. Bak Mustafa abinin bitirmiş. Bak işi vardı. Çilekleri şey yapabiliriz. Mustafa abi sabahleyin kahve içerken görmedin mi? Çileklerimizi ne yapacağız? Üstüne yerleştireceğiz. Kesecek miyiz yoksa? Yok, tek tek de koyabiliriz. Çilek reçelimizi koyalım. Daha güzel tek olur. Tek tek koyalım. Ben... Önce çilek reçelimizi koyacağım ama onu da hazırlamamız lazım. Şöyle vereyim size. Sapların tamam. Alalım mı? Alırsak evet, iyi olur. Alırsak. Uzun boylu sapları. Yeşillerini de alalım istiyorsan. Ya da istiyorsan. Komple mi alalım yoksa bunları bırakalım? Şöyle keselim. Yok yok. Alalım üstüne alalım, yeşilini alalım. Diyor. Şöyle mi? Ben severim bunlar gözüksün. Evet, yeşil yeşil renkli renkli oluyor. Ben şunu alabilirim. Ama çok da iyi değilmiş sadece. Bu çilek reçeli olabilir, şeftali olabilir, karaorman olabilir. Böğürtlen de çok güzel yakışıyor. Çok güzel yakışıyor. Tamam, vişne. Ben limonlu, istedikleri limon, tarz. Aynen. Benim dün yaptığım sos da bunun üstüne güzel gider. Bir de şey sormuşsunuz çok fazla. Dün özellikle ekrandan söylerim diye tek tek dönmedim. Şey demişsiniz, sütün İçerisine limon girdiğinde kesilme olmuyor mu? Benim yaptığım gibi önden hepsini karıştırırsanız sütü son aşamada eklerseniz asla kesilme olmuyor. Zaten dünkü kremamı da gördünüz gayet akışkan ve güzel bir kremaydı. Süt muhallebilerde limon kesmez ama tabii ki karıştırmayı çok iyi yapmanız gerekiyor. Kıymetli izleyicilerimiz çok lezzetli bir pasta yaptık çilekli. Kedi dilinden içerisinde yoğurtlu, labneli böyle krem şanti ıvır zıvır koymadan gayet başarılı doğal bir pasta haline getirdik. O yüzden ne diyoruz efendim? Nermin Nefes Mutfağı'ndaki tarifler hem sağlıklı hem doyurucu hem de pratik. Damağa hitap eden. Ceketin de çok hoşmuş Nermin. Evet, ve kilo bugün... almıyorsunuz böyle bir garanti var. Bu çok önemli. Altını çiziyorum. Ben tamam. Bu hafta sonu yedim bir şey. Şimdi ben kenarlarını alayım. Tabii. İnsanın aklını ya diyorum ya gece kalkıp 12'de yenir mi? Ya dolapta olunca insanın canı çekiyor. Evet, dolapta duracağını iyi anlayacağım. İki çatal alacağım diyorum. Yok. Koca bilim mi diyor? Zaten arkadaşlar. Çatalın boyutunda doyurucu lokmalar tercih ediyoruz ki iki lokma ya o. Bütün bir dilim iki lokmaya sığıyor yani. Tamam. Gayet güzel. Aldım dolaba. Gidiyorum dolaba. Götürelim ona bir toz fıstık atarız sonunda sonunda. Çok güzel oldu. Güzel olmaz. Yüreğini indireceksin. Orada bir yeşillik lazımdı. Neyle devam ediyoruz? Hemen geldim. Tamam. Çok lezzetli bir kedi dilli pasta hazırladı. Çok da güzel oldu. Kendi ev usulü yapmış olduğum reçelle, doğal çilekle birlikte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.